Çocuklar merhaba. 7A'da da 7B'de de en son test 29'da kalmıştık. Her iki sınıfta da bu teste başladık. Fakat yarım kaldığı için tekrardan baştan çözmeye karar verdim. O halde başlayalım. Şimdi birinci soruda yukarıdaki eşitliklerden hangileri doğrudur diye soruyor. 5'te 2 olarak verildiyse eğer bunun yüzde sembolüyle yazmamız gerekiyorsa şu şekilde yaparız. 5'te 2. Yüzde sembolüyle yazabilmemiz için paydanın 100 olması gerekir. O halde 20 ile genişletebilirim. Ne yaptı? Yüzde 40 yaptı. Dolayısıyla yüzde sembolüyle bu şekilde gösterilebilir. Bu doğru. Diğerine bakalım. 4'te 1 ne demekti? 4 parçadan biri. Yani şöyle bir hayal edelim küçücük. 4 parçadan biri. %25 ne demekti? Şöyle yine onu da hayal edelim. 4 parçadan biri. Yani 25, 25, 25, 25 olarak hesaplanabiliyordu. Dolayısıyla her ikisi de %25 eşit. O halde şuna bakalım. 25'te 4 %16'ya eşittir diyor. 25'te 4'ü bir yazalım. Yüzde sembolüyle yazabilmemiz için paydanın 100 olması gerekir. O halde 4 ile genişletelim. %16 oldu. Yüzde sembolüyle bu şekilde gösterilebilir. Bu da doğru. Şuna bakalım. 3 bölü 125 diyor. %10'da 8'e eşit. Yazalım. %10'da 8. 10'da 8'de virgülden kurtulabilmek için, yani şuradaki virgülümüzü yok edebilmek için 10 ile genişletme yapmamız lazım. 10 ile genişletiyorum ve ne getirdi? 1000'de 8. Ben bunu size öğretmiştim. Hatta kısa yol olarak mutlaka bilmenizi istiyorum. 8 bölü 1000. 8 ile sadeleştirirseniz eğer bu ne yapar? 125'te 1 yapar. 125'te 1. 125'te 3 ile aynı şey midir? Hayır. Dolayısıyla doğru olanlar 1, 2 ve 4 oldu. Cevabımız Denizli. Devam edelim. Hangi sayının %50'si 72? %50 ne demek? %50. Yani şöyle bir çizmem gerekirse eğer, %50 demek bir bütünün yarısı demekti. Nereden anlıyordum? Şöyle, %50, 50 ile sadeleştirirseniz eğer, 2'de 1. Yani bütünün yarısı. Yarısı 72. Yarısı 72. Biliyorsunuz ki eşit parçalardı bunlar. O zaman diğer yarısı da 72 olmak zorunda. Eğer bütünü soruyorsa bize, her ikisini toplamamız gerekir. 72, 72 daha, cevap Adana. 260 sayısı 208 sayısının yüzde kaçıdır? 208 sayısının yüzde kaçı 260'tır? Bunu şu şekilde düşünebilirsin. Sınıfta da verdiğim örnek gibi. İşte ben Mehmet'ten 5 yaş büyüğüm. Mehmet benden 5 yaş küçük. Yani ne demek istiyorum? 260 sayısı 208'in yüzde kaçıdır? 208 sayısının yüzde kaçı 260'tır? Şöyle bir daha tekrar ediyorum. 260 sayısı 208 sayısının yüzde kaçıdır? Tersten oku. 208 sayısının yüzde kaçı 260'tır? Tıpkı şunun gibi. Ben Mehmet'ten 5 yaş büyüğüm. Mehmet benden 5 yaş küçük. Yani aynı şey çocuklar. 260 sayısı 208 sayısının yüzde kaçıdır? 208 sayısının yüzde kaçı 260'tır? Aynı şey. Tersten okursan, tersten söylersen her ikisi de aynı şeyi ifade ediyor. O halde başlayalım. 208 sayısının yüzde kaçı 260'tır? Ne yapıyorduk? Şuradaki yüzden kurtulmak için çarpım durumundaki, bölüm durumundaki yüz karşı tarafa nasıl geçerdi? Çarpım. 208x payı çarptım. Bölüm durumundaki yüzü karşıya gönderdim. Yüzle çarpmak demek sayının yanına 2 sıfır eklemek demekti. Her tarafı 208 ile sadeleştiriyorum. Bakın buradan x'i, istediğim sayıyı elde edebildim. X 26.208'e bölerseniz %125 getirecektir. Yani şu bölüm 125'i getirecek. Devam edelim. 1400 sayısı 700'ün yüzde kaçıdır?
700'ün yüzde kaçı 1400'dür? Tekrar ediyorum. Tersten söylemek sayıda herhangi bir değişiklik yaratmaz. Mesela şunun gibi. İşte ben Ayşe'den 3 yaş büyüğüm. O zaman Ayşe benden 3 yaş küçük. Aynı şey. Burada da tersten söylemem herhangi bir değişikliğe sebebiyet vermeyecek. 700'ün yüzde kaçı? 1400'dür. O halde bu söylediğimi matematiksel olarak ifade edeceğim. 700'ün yüzde kaçı 1400'dür? Tamam. Bakın şurada hemen sadeleştirmeyi yapmanızı tavsiye ederim ki daha kolay işlemi getirebilirim. Paydasındaki gizli birbiri açığa çıkarıyorum. 7 çarpı x 7x'tir. Buradan 1400. Şuradaki gizli çarpmayı asla unutmuyoruz. 7x 1400 ise her tarafı 7 ile sadeleştiriyorum. Neden bunu yapıyorum? Çünkü x'i elde etmek için. Buradan sadece x geldi. 7'ler gitti çünkü. Şurayı 7'ye böldüm. Pardon. 1400 bölü 7'den 200'ü getirmiş oldu. Cevap A. Devam edelim. Evet. 3970'in %72'si aşağıdakilerden hangisine en yakındır diyor. En yakındır soruları ne demekti? Yuvarla mantığındaydı değil mi? En yakındır diyorsa eğer bunu yuvarlamanızı tavsiye ediyorum. Şimdi 3970. 3970'i siz kaç olarak almanız daha mantıklı? Bunu düşünmek zorundasınız. 3970'i ben gidip 4000 olarak alabilirim. Çünkü 970 dediği için şöyle düşünebilirsiniz çocuklar. Bu acaba hangi tam sayıya daha yakın? 4000'e olan uzaklığı kaç? 30. Peki 3900 alabilir miydik mesela? Hocam o da küsuratsız, öyle alabilir miyiz diye soruyorsunuz ya. Bakın burada olan uzaklık 30 iken burada olan uzaklık 70. Dolayısıyla hangisini yuvarlamak daha mantıklı? 4000. O halde aşağıya yazıyorum. 4000 olarak yuvarladım seni. %72'si diyor. %72. 72 de biraz düşünelim. 72'yi acaba 70'e mi yuvarlasam daha mantıklı? 75'e mi? Bir kere 75 de küsüratlı. Değil mi? %75 ne demek? 4'te 3 demek. O da küsürat. %70'e yuvarlamak. Bakın buradan buraya 2 birim var. Buradan buraya 3 birim. Hangisi daha yakınsa ona yuvarlamak mantıklı. Diğer türlü hesabınız şaşar. O halde ben de 70 olarak alıyorum. Bakın kısa yoldan yapalım. Uzun uzun işlem yapmayı sevmiyorum biliyorsunuz. Şu sadeleştirmeleri hemen yapıyorum. 4 kere 7 28. Yanına kalan 1, 2 sıfırımı ekliyorum. Cevap Denizli'yi getirir. Devam edelim 6. soru. 250 sayısının %20'si. Çocuklar bu pratikleri bilelim. Hemen şuraya not düşüyorum. %20 ne demekti? Bunu hepsini ispatladım. Bir daha gösterelim. 20 ile sadeleştirmekten geliyordu. 5'te 1 demekti. Bu soruda yok ama tekrar amaçlı veriyorum. %25 ne demekti? Hani hep diyorum ya çeyrek, çeyrek, çeyrek. Çocuklar bunları bilin lütfen. Bunlar bizim işimizi kolaylaştıracak. %25 demek 4'te 1 demek. Ya da %50 ne demek? 2'de 1 demek. Bunları pratikliklerini bilelim. Bize hangisi lazım? Şimdi bu. 250 sayısının 5'te 1'i. 5'te 1'i. Hocam neden çarpma yaptınız? 5'te 1'i bölme demek değil mi? Sanki öyle gibi geliyor. Aslında yolumuz yine ona çıkacak ama şunu bilmenizde fayda var. 5'te 1. Çocuklar sayının kesir kadarı bulunurken 6. sınıfta öğrenmiştiniz. Sayının kesir kadarı bulunurken çarpma yapılır. Bakın gizli birini açığa çıkarıyorum. 250 bölü 5. Buradan ne geldi? 50. Yani aslında burada ne yaptık? Bakın bir daha bölmeye döndü olay. Ama bir sayının kesir kadarı isteniyorsa, kesir kadarı isteniyorsa önce çarpma yapmamız gerektiğini unutmayalım. Ha hocam ben pratik düşünebiliyorum. Çarpma yapıyorum. Sonra aklımdan, zihnimden onu kurguladıktan sonra 5'e bölünmesi gerektiğini mantığını zaten kavradım diyorsanız yapabilirsiniz. Hatta bunu yaparsanız daha çok memnun olurum. Bizim zamana ihtiyacımız var. Zamandan kazanmamız gerek. Evet devam edelim. 7. sorudayım. Ne diyor? 75 TL'ye alınan bir ürün 90 TL'ye satılmıştır. Kar oranı yüzde kaçtır diyor. 75 TL'ye aldım, 90'a sattım. Ne kadar kar etmiş olurum ona bakmam lazım. 75 TL'ye aldım ben bu ürünü, 90 liraya satıyorum. Yani
75'te 90'a sattım. Ne kadar kâr etmiş oldum ona bakalım. Çocuklar, sattığın fiyatla aldığın fiyatı çıkarırsanız eğer burada kâr oranınızı bulursunuz. 15. Yani 75 TL'ye aldın, sen 15 TL'ye satıyorsun. Alınan 15 TL'ye satarsan yüzde kaç kâr ettiğimi soruyor. 75'te 15 kâr ettim. Acaba yüzde kaç kâr ederim? Çocuklar, bir burada düşünmeniz gereken bir nokta var. 75'te 15 ise yüzde sizce daha mı az kâr ederiz, daha mı çok? Evet, duyar gibiyim. yüzde daha fazla kâr etmiş oluruz. Dolayısıyla bakın, burası arttı buradan buraya. Buradan buraya da artmasını bekliyorum. Her iki tarafta artış ya da her iki tarafta azalış varsa nasıl orantıydı bu? Doğru orantı. İçler dışlar yapıyoruz. 75x eşittir 15 ile 100'ü benim öğrencilerim hemencecik çarpar. Dolayısıyla her tarafı 75'e bölelim. X'i buradan çekelim. Şöyle hatasız olsun. 150 bölü 75, 2, 20. Sınıfta olsaydık bu bölmeleri size yaptırmıştım. Devam edelim. Hangi sayının %20'si 50'dir? Hemen benim öğrencim pratik düşünmek zorunda. %20 ne demek? %20, 20 ile sadeleştir. Tabi sen bunu artık ezberledin, artık biliyorsun bunun mantığını. 5'te 1 demek. Hangi sayının %20'si 50'dir? 5'te 1'i 50. Şimdi size şekil yeteneğimi konuşturacağım. Biliyorsunuz harika çizer öğretmeniniz. 1, 2, 3, 4, 5... Evet, bu sefer harika çizeceğim çünkü karelerden yararlanıyorum. 5'te 1'i çizdim. 5'te 1'i 50'ymiş. Hop hop hop. O zaman hepsi 50. Çünkü bütün şekil eşit, gördüğünüz gibi bu sefer gerçekten eşit çizdim. Dolayısıyla 50 çarpı 5'ten tamamını soruyordu. 50 çarpı 5'ten ne getirir bu da? 250 getirir.